Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle deneysel ve teorik olasılık arasındaki farka bakacağız kısaca. Tanımlarını verip bir iki örnek çözeceğiz. İnşallah bu aradaki farkı da anlamış olacağız. Şimdi deneysel ve teorik olasılık arasındaki fark şu. Teori dediğimiz kısım aslında bizim çoğunlukla olasılıkta, yani olasılık konusunda çözdüğümüz soru tarzlarında genelde teorik olasılıktır. Nedir bu? Mesela bir zarı attığında oluşabilecek kaç durum var teorik olarak? 6 tane. Bunu ben biliyorum. İşte 5 gelmesini 6'da 1. Çünkü bir tane 5 var. İşte bir para atıyorsun. Yazı ya da tura gelecek. O yüzden 2 tane durumun var. Teorik olarak bunu biliyorsun yani. O yüzden teorik olasılık bir deneyde ortaya çıkabilecek tüm sonuçları göz önünde bulunduracak şekilde tanımlanır. Fakat deneysel olasılık adı üstünde benim deney yapmam lazım. Ve deneyde ne görüyorsam onu olasılık olarak kabul ederim. Şimdi mesela bir para attın, ne geldi diyelim, yazı geldi, öyle değil mi? Birinci paran yazı. Şimdi sen ikinci parayı atacağın zaman teorik olarak, yani ne geliyor, ne gelecektir? Birinci parayla hiçbir alakan yok. İkinci kez attığında yine ya yazı gelecek ya da tura gelecek. Teorik olarak yine ihtimal, iki tane ihtimalim var. Ama sen az önce bir para attın ve ne geldiğini gördün? Yazı. Deney yaptım ve yazı geldiğini gördüm. O zaman benim deneyime göre diyeceğim ki ikinci attığımda da yine yazı gelme ihtimali %100. Çünkü bir deney yaptım ve yazı geldi. O yüzden demek ki hep yazı geliyor bu diyeceğim. Deneyim onu gösteriyor çünkü. Ama teorik olarak ben de biliyorum ki ya yazı gelecek ya tura. Yani şurada mesela hani tura diye bir şey olmadığını varsayacaksın. Çünkü ben deney yapıyorum ve ne gördüysem onu söylüyorum. Mesela başka bir parayı 3 kere attın, ne geldi? Yazı yazı tura geldi diyelim. 3 kez attım, ne geldi? 2 kez yazı ve 1 kez tura mı geldi? O zaman 4. atışımda ben diyeceğim ki arkadaş ben 3 tane attım, ikisi yazı geldi. O zaman 4. atışımda yazı gelme olasılığı 3'te 2'dir. Tura gelme olasılığı da 3'te 1'dir. Çünkü az önce 3 atış yaptım, biri tura geldi. Deney yaparak bunu buldum. Sana sorularda zaten bu şekilde işte 10 kere attım, şu kadar geldi diye soracak. Şimdi ben bu deney sayısını arttırdıkça ne olacak? Bazen yazı gelecek, bazen tura, bazen yazı, bazen tura gelecek. Sürekli bu şekilde attın işte 1 milyon, 10 milyon kez attın. Ve şunu göreceksin. Sen deney sayısını arttırdıkça teoriye yaklaşıyorsun. Zaten öyle olur değil mi? Para yatarsan sürekli yazı ya da sürekli tura gelmez. Sürekli attığın zaman arkadaşlar deneysel olasılık değeri neye yaklaşacak? Teoriye. Yani işte sonsuz defa attığını düşünürsen bunların yarısında tura, yarısında yazı geldiğini göreceksin. Sonsuz kere düşünürsen. O yüzden deneysel olasılığı ben ne kadar arttırırsam, ne kadar çok deney yaparsam teoriye, yani asıl doğruya yaklaşırım demeye çalışıyor. Şimdi bunlarla ilgili iki soruya bakalım. Şimdi diyor ki bir madeni para 8 kez atılıyor, 3 kez yazı, 5 kez tura gelme olasılığı. Bakın burada sana deneymiş, teorimiş, hiçbir şey söylememiş ve aslında bu bildiğimiz bir olasılık sorusu. Bildiğimiz bir olasılık sorusu. İkinci soruda da mesela bir madeni para 8 kez atılıyor. Bu sefer diyor ki 3 kez yazı, 5 kez tura geliyor. 9. atışta tura gelmesi, 9. atışta teorik olasılığını, deneysel olasılığını soracak. Daha sonra diyecek ki 9. atışta tura geldiği bilindiğine göre 10. atışta ne olur? Bunlara bakacağız sırayla. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Bu bizim bildiğimiz olasılık sorumuz zaten. Şimdi bir madeni para 8 kez atılıyor, 3 kez yazı, 5 kez tura mı geliyormuş? Ben şimdi 8 kere madeni para atarsam toplam durumum zaten ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2, 1 bölü 2 her seferinde 1 bölü 2 teoride, öyle değil mi? Yani tam 8 tane 1 bölü 2 çarpman gerekiyor. Fakat şimdi 3 kez yazı 5 kez tura, ya ben bunun sırasını bilmiyorum, öyle değil mi? Şöyle yani karışık olabilir bu, ama sonuçta elinde ne var? 3 tane yazı 5 tane tura var, öyle değil mi? Bu sana neyi hatırlatıyor?
Tekrarlı permütasyonu. Yani bunların yerleri değişebilir. O yüzden ne diyeceksin sen buna? 8 tane elemanım var. 8 faktöriyel bölü. Tekrar edenler ne? 3 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Yani şimdi burası ne oldu? 2 üzeri 8 çarpı 8 faktöriyel. 3 faktöriyel, 5 faktöriyel. Sonra sadeleştirmelerini yapıp işlemini bulacaksın. Buradaki olayım bu. Bu bildiğimiz olasılık sorusu zaten. Şimdi şu diğer soruya bakalım. Burada yine soru aynı arkadaşlar. Yine 8 kez atacağız madeniye parayı. 3 kez yazı, 5 kez tura gelecek. Sonra diyor ki 9. atışta tura gelme olayının teorik olasılığı. Şimdi ben arkadaşlar teoriyi sorduğu için daha öncesinde kaç kez attığımın hiçbir önemi yok. Yani istersen milyon kez at, 1 milyon kez at, 1 milyon birinci de yine senin ihtimalin, tura ya da yazı gelme ihtimalin yine nedir teorik olarak? 1 bölü 2'dir. Yani daha öncesinin hiçbir önemi yok burada. Çünkü parayı tekrar eline aldın, tekrar atıyorsun ve ihtimalin yine %50. Fakat 9. atışta tura gelme olayının deneysel olasılığını soruyorsa burada işler karışıyor biraz. Neden? Şimdi deney yaptım ve ben ne buldum? İşte bunların yerleri yine değişebilir ama ben açık olsun diye yine şöyle yazayım. Yerlerinin hiçbir önemi yok. Sonuçta 3 kez yazı, 5 kez tura geldi mi? Ben 8 kez deneme yaptım ve bunların 3'ü yazıydı. Değil mi? Ben 8 kez deneme yaptım. Bunların 5'i turaydı arkadaşlar. O yüzden 9. atışımda tura gelme olasılığını önceki neyime göre bakacağım? Deneyime göre bakacağım. 8 kez attım daha öncesinden. 5'i tura geldi. O zaman 9. atışımda tura gelme olasılığı 8'de 5'tir diyeceğim. Tamam. Çünkü deneyim onu gösteriyor yani. Daha sonra diyecek ki 9. atışta tura geldiği biliniyor. Yani yine tura gelsin. Tamam. Yine tura gelsin bu. Yani yazı 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 işte tura 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 bu vardı. 9.'yu attım o da tura geldi diyor. Bu sefer ne oldu? Bakın bu sefer 3 yazı toplamda 6 tura mı oldu arkadaşlar? Peki deney sayın kaç? 9 denemen var öyle değil mi? 9 denemenin kaçı peki tura? 6'sı. O zaman 10. denemede daha önceki denemelere göre hareket edeceğim. Daha önceden 9 denemem vardı. Bunların 6'sı turaydı. O zaman 10. denemede 9'da 6 ihtimalle tura gelir. Yani sadeleştirirsem 3'e böldüm. 2 bölü 3. Tamam yani kısacası deneysel ve teorik olasılık arasındaki fark bu. Yani teorik bildiğimiz işlem yani para her zaman %50 ihtimalle gelir. Fakat deneysel olasılık önceki denemelere dayanır. Yani sen parayı bir kez attın, yazı geldi diyelim. İkinci de diyeceksin ki %100 yazı gelir. Çünkü ben az önce denedim bunu, böyle geliyor bu. Ama ne olacak? Sen mesela ikinci attın, tura geldi. Aa, diyeceksin ki bu sefer de yazı ve tura geldi. Demek ki üçüncü atışımda yarıya 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 gelebilir diyeceksin. Daha sonra sürekli bu deneyine göre ihtimallerin değişecek. Tamam. Evet, aradaki fark kısaca buydu arkadaşlar. Videoyu dinlediğiniz için teşekkür ederim.